burada, kah burada, en uzaklarda. Siz neredeyseniz, adım adım Londra orada. Paylaşmak adına, kah orada, kah burada, hayata dair özlediğiniz her şey burada. Adım adım Londra. Adım adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Yepyeni bir hafta ve birbirinden özel konularla her hafta olduğu gibi bu hafta da huzurlarınızdayız. Toplumla iç içe olan Adım Adım Londra ekibinin kameralarına bakalım bu hafta sizler için neler yansımış, hep birlikte izliyoruz. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı başlıyor. Sanata ve sanatçıya her daim destek olan Adım Adım Londra programı, tiyatro eğitmeni Derviş Tezcan ve ekibini The Bridge Akademi'de gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisinde yalnız bırakmadı. Şimdi ise Ortaya Karışık isimli tiyatro gösterisinden kameramıza yansıyan görüntüleri ve röportajları getiriyoruz huzurlarınıza. Şimdi de biraz eğlence diyoruz ve Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Mezabar'a çeviriyoruz kameralarımızı. Gelen konukların doyasıya eğlendiği Cyprus Mezabar'da bakalım bu hafta neler yaşanmış. Kıbrıs'ın duayen tiyatro sanatçılarından Osman Balıkçıoğlu bundan böyle birbirinden değişik skeçleriyle Adım Adım Londra programında sizlerle buluşacak. Her hafta değişik karakter tiplemeleriyle sizlere neşeli dakikalar yaşatacak olan Osman Balıkçıoğlu bakalım bu hafta hangi karakterle huzurlarınızda. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehit Aileleri ve Mağlur Gaziler Derneği, İngiltere'de yaşayan şehit ailelere ve mağlur gazilere madalyalarını takdim etti. Oldukça duygulu anlar yaşanan bu çok özel günden kameralarımıza yansıyan görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Sanata ve sanatçıya her daim destek olan Adım Adım Londra programı, tiyatro eğitmeni Derviş Tezcan ve ekibini The Bridge Akademi'de gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisinde yalnız bırakmadı. Şimdi ise Ortaya Karışık isimli tiyatro gösterisinden kameramıza yansıyan görüntüleri ve röportajları getiriyoruz huzurlarınıza. Hayatın içinden güncel konuları sahnede izleyicileriyle buluşturan Derviş Tezcan ve ekibi canlandırdıkları tiplemelerle gelen konuklara birbirinden keyifli dakikalar yaşattılar. Sanat ile insanın hoşgörüye kavuşacağına inanan tiyatro ekibimiz, bakın duygularını nasıl ifade ettiler. Uzun bir süredir tiyatro oyunculuğu ve bu uzun sürenin yarısı uzunluktaki sürede de eğitmenlik yapıyorum. 2 yıldır İngiltere'de ikamet ediyorum.
Geldiğimden beri de yaklaşık 4 tane kısa oyun hazırlayıp sundum izleyiciye. Bu ilk uzun oyunumuz, 1,5-2 saatlik bir oyunumuz. Dediğim gibi burada eğitmenlik ve tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Bir sanat evimiz var, Derviş Tezcan Sanat Evi adı altında. Yılda bu saatten sonra yılda 2 tane ayrı oyun, yaklaşık 8 temsil yapacağız ve seyircilerle buluşacağız. Bu bir eğitim süreci. Önce insanlar geliyorlar, tiyatronun başlangıcından diyelim başlıyoruz. Temel bilgileri elimizden geldiğince aktarıyoruz. Sonra bu tür oyunlarda da arkadaşlar bizim aktardıklarımızı pratik anlamda sahnede yaşıyorlar. Şimdi o süreçteler, içerideler, birinci perdedeyiz, bekliyoruz. Evet. Peki katılım nasıl burada? Yani tiyatro üzerine katılım nasıl? İzleyici olarak demiyorum, oyunu öğrenme konusunda katılımlar, sen burada eğitmen olarak bu konudaki düşünceleri nasıldır? Nasıl görüyorsun çevrenin tepkisini? Ya bana iyi gibi geliyor aslında, çünkü dediğim gibi 2 yıldır buradayım ben. Şu ana kadar tanıştığım, beraber bir şey yapıp devam ettiğimiz bazılarımızın iş, okul nedenleriyle ayrıldığı yaklaşık bir 50-55 tane öğrencim var. Bu da 2 yıl gibi bir süreçte iyi bir rakam diye düşünüyorum. Yani sonuçta burada çok böyle şeyler yapılmıyor. Daha doğrusu yapılıyor İngiltere'de tabii de. Daha çok dernekler adı altında yapılıyor. Evet. Bu bağımsız olarak yapılan ilk iş, fakat ona rağmen insanların ilgisinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. İlk yarıdayız şu an. Biraz önce oyunun ilk yarısını izledik. Güncel konulara bayağı bir değinmişsin. Ve tabii ki bu oyunu sen mi yazdın, yoksa hazır olan bir oyun muydu? Oyunları ben yazdım. Zaten biraz da tam da dediğin gibi güncel şeyler çok fazla olmadığı için metin anlamında. Yani baktığımız metinlerin birçoğu, iyi metin diye adlandırdığımız metinlerin çoğu, bazılarını hariç ayrı tutuyorum, 15-20 yıllık metinler. Dolayısıyla bugüne söyleyecek çok fazla sözleri yok. Hepsinin değil ama birçoğunun yok. Biz de bugünün seyircisine ulaştığımız için bugüne dair söyleyecek bir şeyler olsun istiyoruz. O yüzden ben yazmayı tercih ediyorum daha çok oyunları. Güncel durumları takip edebilmek için, gelen kitleye karşılık verebilmek için böyle bir yol izliyoruz. Evet. Oyunumuzun ilk aşamasını Perşembe akşamı oynadık. Güzel tepkiler aldık. O yüzden daha bir motive olmuş bir şekilde pazar günü de oynamaya devam ediyoruz. Evet, peki heyecan var mı? Perşembe günü daha heyecanlıydık aslında ama yine de heyecanımız var, güzel bir heyecan. Öyle bakalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ezgi. Vallahi heyecan, arkadaşıma katılıyorum, devam ediyor hala, yani aynı heyecandayız. Aslında bu güzel bir heyecan. Umarım seyircilerimiz de beğenmiştir oyunumuzu. Ben Şule. Biraz kendinizden bahseder misiniz Öncel'e? Perşembe günü ilk oyunumuzu oynadık. Çok güzel eleştiriler aldık. O zaman daha da heyecanlıydık. Ama bugün birazcık var, birazcık yok gibi. Ama yine de tabii o kadar insanın karşısına çıktığımız için yine o heyecan hala hissediyoruz. Güzel geçiyor. Alkışları aldıkça, insanların gülmeleri geldikçe bizi daha çok motive ediyor. Daha güzel enerjiyle oynuyoruz. İnşallah güzel olacak bugün de. Evet, oyunun ilk yarısını izledik. Gerçekten güzel ve çok mesaj verici, mesajlarla dolu bir oyun gerçekten. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Ben Songül. Evet, oyunun ilk yarısını izlediniz. İkinci yarısında daha güzel mesajlar içerikli 3-2 skeç ve bir tane oyunumuz daha var. Güzel oyunlar, oyunumuz güzel gidiyor. Biz de çok heyecanlıyız. Teşekkür ediyoruz siz de geldiğiniz için. İlk yarıyı güzel bulduk. Ben açıkçası güzel buldum. Çok güzel geçti. İkinci yarının daha da güzel geçeceğinden eminim. Ki son olarak bizi izleyenlere buradan demek istiyorum ki, eğer bu ortamı beğendiyseniz, eğer tiyatro seyrettiğiniz tiyatrodan hani çok zevk aldıysanız ve siz de böyle faaliyetlerde bulunmak istiyorsanız mutlaka Derviş Hoca'nın sanat evine başvurmalısınız diye düşünüyorum. Ben Erol. Ekibin bir elemanıyım. Arkadaşların anlattığı gibi bizim iki gösterimlik oyunumuz vardı. Birini Perşembe günü yaptık, birini de bugün yapıyoruz. İlk bölümünü seyrettiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz heyecan var, yok değil tabii ama yani Perşembe'ye göre biraz daha iyi sanırım. Evet. Bu arada seyircilerimize anlatmak istediğim aslında iki cümle var. Sanat ile insanın hoşgörüye kavuşacağına inanıyorum ben. Eğer zamanları varsa ya da yoksa biraz zaman ayırsınlar sanata. Evet. Gerçekten çok güzel bir mesaj. Bu arada başka bir arkadaşımız daha var. Biz onu da burada alalım. Sizi alalım, oraya da gideriz. O daha önlere gelsin. Ben Nazım. Evet. Bir senedir tiyatro dersi alıyorum. Tiyatroyla daha önceden hiçbir alakam yoktu ama şimdi çok seviyorum, yapmayı da seviyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Benim elimde başka yeteneklerim yok.
uğraşıp çıkartamadım doğal yeteneğimi. Evet, az önce dinledik, gerçekten sesi de güzeldi. Çok mütevazı bir arkadaşımız, o yüzden böyle söylüyor. Evet, bir arkadaşımız daha var, onu da böyle önlere alalım. Lütfen biraz böyle. Yeteneğimiz burada. Evet, sizi tanıyalım. Ben Atakan Kartal. Evet. Yaklaşık 1,5 senedir Terviş Hoca'yla çalışıyoruz. Oyunumuz çıktı, ilk yarımızı oynadık. İkinci yarımıza geçiyoruz, hatta başlamak üzere. Sizden biraz kısa kesmeye çalışıyorum. Sen bir uzun. Evet, Berat Ekranlarındasınız ve oyunumuz birazdan başlamak üzere. Onları söylemek istedikleri bir şeyler varsa onlarla birlikte, evet, onların son sözü verelim ve biz daha fazla onları meşgul etmeyelim. Ellerimizi alalım. Ellerimizi alalım. Ortaya karışık! Hoş geldiniz. İsminizi lütfeder misiniz? Ben Leyla. Hiç yakınlaşmıyor oldum Leyla Hanım. Ay! Üstüme iyilik, sağlık. Şuna bak ayol. Bir de psikolog olacak. Utan. Pardon. Sizi öyle görünce dayanamadım. Çok özür dilerim. Tabii ki özür dileyeceksin. Daha dur. Firdevs Hanım'ın kızının önünde eğilip ah dileyeceksin. Ah dileyeceksin. Ah! Behlül'e şapır şıpır bize yarabbim. Senin ne diyen dediğini kulağın duyuyor mu? Bu sözleri yaman asma. Şimdi de biraz eğlence diyoruz ve Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Mezabar'a çeviriyoruz kameralarımızı. Gelen konukların doyasıya eğlendiği Cyprus Mezabar'da bakalım bu hafta neler yaşanmış. Kıbrıs'a selam olsun. Gümür gümür Kıbrıs'tayız. Gümüdeyiz. Yedeyim. Hadi eğlen gelsin. Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Mezabar'dan içeri girdiğimiz anda keyifli sahnesiyle gelen konuklara doyumsuz dakikalar yaşatan Kerem tüm sempatikliğiyle karşılıyor bizleri. Eğlencenin devam ettiği gecede Londra'nın birbirinden güzel bayanları Cyprus Mezabar'ın muhteşem atmosferinde adeta kendilerinden geçtiler ve sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler. Kimse gidiş beni kim?
Süheyla'ya vurulmuşum diye. Kim görmüş ama kim beni öptüğünü. Yüksek kaldırımda güpe gündüz melahati almışım da sonra alemlere gitmişiz öyle mi? Onu da sonra anlatırım. Kimin bacağını sıkmışım ben yani. Tramvayda güya Galata'ya dalarmışız. Kafaları çekip çekip orada anıyormuşuz sonunu. Onu da sonra anlatırım. Sevgili izleyiciler, Londra geceleri tam gaz devam ediyor ve eğlencenin değişmez adresi Cyprus Meze Bar'dayız. Bir çiftimizi yakaladık. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz nasıl? Teşekkür ediyorum. Bu güzel bayanın ismini öğrenmek isterim ben. Benim ismim Şeniz. Şeniz Hanım. Eşiniz mi yanınızdaki? Hı hı. İsminiz? Berkay. Berkay Bey, Şeniz Hanım. Ne yapıyoruz bu akşam Cyprus Meze Bar'da? Vallahi bu akşam doğum günü gecesi vardı. Kardeşimin kızının. Bu akşam çıktık buraya geldik işte. Hayırlı yaşlar diliyoruz doğum günün sahibine. Eğlence nasıl gidiyor? Güzel. Her şey gayet normal, güzel gidiyor işte. Yaz tatiline hazırlık var herhalde. Of, hem de nasıl. Ne zaman yolculuk? Söylemeyeyim. Sürpriz mi olacak? Sürpriz olacak. Şeniz Hanım'dan aileye sürpriz var. Neresine gidiyoruz Kıbrıs'ı? Magusa'ya. Magusa'ya doğru yolculuk var ama sürpriz olacak Şeniz Hanım'dan. Bari bir selam gönderelim siz gitmeden. Gönderelim. Tüm tanıdıklara selam olsun. Evet, özellikle kız kardeşim var orada Oya'ya. Yakında görüşmek üzere. Çok yakında bekleyin, Şeniz Hanım geliyor ama tarih belli değil, söylemiyor. Berkay Bey nasılsınız? Allah'a şükür iyi, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Güzel bir doğum gününün içerisindesiniz. Nasıl gidiyor eğlence? Gümbür gümbür. Gümbür gümbür gidiyor. Eğleniyoruz yani. Eğleniyoruz. Bütün hafta işledik çalıştık, bu akşam stres mi atıyoruz? Öyle, öyle sayılır. Peki sizden kimlere mesaj gidiyor? Vallahi tüm herkese, beni sevenlere, sevmeyenlere de herkese selam olsun. Doğum günlerini sevdikleriyle birlikte kutlamak için Cyprus Meze Bar'ı tercih eden konuklar yeni yaşlarına birbirinden keyifli dakikalarla merhaba diyorlar. Efendim, muhteşem dakikaların yanı sıra doğum günü sahiplerini de ağırlıyor bu akşam Cyprus Meze Bar. Onlardan bir tanesi de yanımda. Teyzeciğim iyi akşamlar. İyi akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyim? Fatma. Bu akşam doğum gününüzmüş. Masadakilerden öğrendik. Bayanların yaşı sorulmaz ama. 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 Kaç yaşına bastın? Ben söylerim canım. 66. Maşallah. 66 yaşında aileyle beraber mi kutluyorsun? Benim torunumla beraber. Torunumla. Torunuyla aynı günle kutluyorum. Aynı gün. Eşiniz mi? Eşim efendim. Eşe de dönelim, sizi tanıyalım. İşte. Benim adım Bilal. Bilal Bey, eşiniz bu akşam medeni cesaretini gösterdi. 66 yaşına bastım dedi. Evet. Maşallah çok iyi baktın ama teyzeye. Işıl ışıl parlıyor yanında. Bunun sırrı ne? Bunun sırrı en başta sevgi, saygı. Güzel bir aşk. Peki eşinin bu mutlu gününde nasıl bir şeyler söylemek istersin ona? Yanı başında da oturuyor. Nasıl bir mesaj göndermek istersin doğum gününe yönelik? Pazara kadar değil, mezara kadar. Duydunuz mu efendim? Pazara kadar değil, mezara kadar. Fatma teyzemize de bir söz doğar artık. Pazara kadar değil, mezara kadar değil. Tamam, mezara kadar olsun. Peki nereye selam gönderiyoruz sizden? Türkiye'ye, bütün aileme. Mersin'deki, Hatay'da, Adana, hepsi Tarsus. Hepsine selamlar gönderiyoruz. Eğleniyor muyuz bu akşam? Çok güzel. Nasıl buldunuz ortamı? Çok güzel. Biz her zaman geliyoruz buraya. Evet. Peki, hayırlı yaşlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum size. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Adım adım onda. Yandırma. Emreksiz.
sahneyi muhteşem performansıyla İmparator Doğan Akın alıyor ve Doğan Akın'ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Cyprus Meze Bar'da eğlence adeta tavan yapıyor. Konuklar Cyprus Meze Bar'da eğlene dursun. Adım adım Londra ekibi yoluna devam ediyor. Kıbrıs'ın duayen tiyatro sanatçılarından Osman Balıkçıoğlu bundan böyle birbirinden değişik skeçleriyle Adım Adım Londra programında sizlerle buluşacak. Her hafta değişik karakter tiplemeleriyle sizlere neşeli dakikalar yaşatacak olan Osman Balıkçıoğlu bakalım bu hafta hangi karakterle huzurlarınızda? Benim adım Şevket. Evet. Babamın adı da Süleyman idi. Süleyman. Allah rahmet eylesin. Nur içinde Süleyman. Allah rahmet eylesin. Bunda Karpaz'dan geldim ben tabii. Köyde bizim bir ara İoga zamanı bu bambun patlar, bombalar şunlar bunlar. Köyde artık geçinmek çok zor olduydu. Biz de davarı sattık, eşeği sattık, atladık tayareye. Tayare de yoldu o zaman. Ne tayaresi? Tayareyi nereden çıkarttın? Babora bindik, babora. Babora bindin geldin. Babora bindik ve bir haftada geldik Londra'ya. Ha. Attık kapağı Londra'ya. Ondan kelleciğime bu Londra denen yerde Alman yesiri gibi işledik berefik. Alman yesiri gibi Allah için. Evet. Ne fabrika kaldı, faktori kaldı işlemediğimiz, ne fish and chips dükkanı kaldı, ne Wimpy kaldı, ne hiç. İşledik annemizin teriyle para kazandık. İşte evcimizi aldık, yerleştik kaldık, seneler geçti bu memlekette. Evet. Peki evlilik var mı? Evlilik olmaz olur mu? Bizim mehremiyle evlendik var. Oldu belki de 50 sene olsa evlendik. Maşallah maşallah ya, 50 sene dile kolay. Evlendik öyle çok da öyle iyi geçiririk bizim mehremciyle sağ olsun. İyi bakar bana. Ne mi lazım? Böyle yıkarsa ayacıklarımı, dırnacıklarımı keser, yani ya yemeğimi pişirir, her bir şeyime bakar. Sağ olsun mehremci, çok memnunum kendimden. Maşallah, maşallah. Şimdi bu zamanda öyle karı nereden bulacak? Öyle karı yok artık, mutlu olsun kocasına. Evinde yemeğini pişirsin, çamaşırını yıkasın, kocasının her ihtiyacına cevap versin.
öyle garip olmak kolaydır verilen sen. Yok. Değildir ama Allah bize yolladı kendini. Allah bağışlasın bize. Allah bağışlasın. Şimdi Şevket Bey, aldığım duyumlara göre sen Kıbrıs'a gitmeyi düşünürmüşsün ve meclise girmeyi düşünürmüşsün. Kim söyledi olan sana bunları? Ben bunları gizli tutardım ama midem o kadar kulağın deliktir de aldığın haberi ağına dayım sana meseleyi de sen de ağına yazın. Hadi bakalım seni dinleyeceğim. Şimdi ben var belki de 30 sene kosu aklıma kodum gideceğim Kıbrıs'a da yerleşeyim. Evet. Derim gideceğim oraya memleketime. Değinize nazar bir ev kaldıracağım. Bahçesinde kümes edeceğim, bulli besleyeceğim, alina besleyeceğim, babina besleyeceğim ve öyle geçineceğim diye düşünürdüm. Ama son olaylar Kıbrıs'ta olsun bazı şeyler oldu. Aklıma bir şey soktu benim. Dedim ya Şevket senin gözün kör müdür? Neçin sen de gidip memlekette meclise girmeyesin, mepus milletvekili olmayasın? Tabii çok dedim, doğru ya. Düşündün. Yani tabii. Burada bu kadar zamandır bu ülkedesin, İngilizcen var. Onun içindekilerin hangisinin var? İngilizcem Farsidir Allah için. O bir şey değil. Ya falcılık da yaparım ben bunda. Falcılığım da var. Onun için sana söyleyeyim, benim Kıbrıs'ta istikbalim garantidir mecliste. Falcı da olduğumun hiç gözünün yaşına bakmadan seçerlersin. Yani bir ara benim falıma da bakacaksın. Bakarım tabii, içesin kahveni. Kahveciğini içesin, ondan seni bakayım sana falını. Çağıracağım Ayşe'ye biraz sonra yapsın. İki tane kahvecik öyle içelim. Tamam, Ayşe'nin falına da bakarım. Hiç merak etmeyesin sen. Yalnız bir şey söyleyeyim sana. Tabii yalnız fala bakmayla olmaz bu işler. Evet. Ne yapacaksın? Saçları da uzatacaksın, öyle aşağı saçaklı olacaksın. Bukları da sarkıtacaksın aşağı. Buklar da satsın öyle aşağı, o zaman garanti seçerler seni. O kadar. Çünkü bizim bu Kıbrıs'taki seçmenler adamın iyisini pek yanamazlar. Böyle karpuz değil ya da bu mühürleyeceksin kendini de bilesin. Ya da burası yüksel tık 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 etsin. Kim gelirse önlerine seçerler. Onun için zannederim beni de seçecekler. Kesin seçerler. Yani bak, falcılığın var, İngilizcen var. Böyle de güzel konuşun. Saçları da uzatacağım, bukları da sarkıtacağım. Daha ne olsun be gel böyle yer yer değil mi? Tam alışılmışın dışında bir insan olacak. Öyle olacağım. O da bir şey değil. Beni seçerlerse neler yapacağım neler. Beni seçerlerse gelsin dolarlar, gelsin eurolar. Ondan geleceğime gel kefim gel. Sen de sallayacak mısın böyle? Neyi sallayacak benim? Dolarları. Dolarları dur bakalım, ona da gelecek, ona da gelecek. Hiç çok... acele etme, öyle arabayı atın önüne koyma. Bekle bir tay kaçıkta gelecek ona da. Bilin ya, son zamanlarda dedin, gördüğüm olaylara göre dedin. Şu an bizim gündemimizde gördüğümüz olaylarda sallanılan dolarlardır. Dolarlardır tabii, beni seçerlerse ben o zaman... Parayı kim fazla verirse onun partisine gideceğim. Kimde dolar varsa, kimde eurocuk varsa onun partisindeyim. Ondan ona gezeceğim Zivri Zaharı gibi. Anladın mı? Çok iyi. Ondan kereceğime baktım da böyle canımı sıktılar. Söylediğin gibi sallayacağım şeyimi mecliste, dolarlarımı. Anladın mı? Diyeceğim kendilerine, bana bakasınız, bana bakasınız da ben sizin bildiğiniz adamlardan değilim. Ya benim istediğimi yaparsınız ya da sizi rezil rüşva ederim. Bana rüşvet verdiniz derim. Beni kandırmaya çalıştınız derim. Evet. Tabii bu arada başkası da bir şeycikler verirse onu da böyle alırım da nice bu ha. Okula bağışlayacakmışım gibi tabii, yaparım da tabii. Gider viski alır kafaya çekerim deyinize nazar oturup da anlatayım. O kadar. Bu işler böyledir. Bizim memlekette mebusluk zor iştir. Öyle herkesin yapabileceği işteydir, anladın. Bir kere meclise senede 2-3 defa gitmen lazım. Öyle değil mi ya? Yani. Öyle her gün meclise gidip de ne yapacaksın zaten? Koltuk mu sıtacaksın, ne yapacaksın? Gezeceksin, tozacaksın, kendi özel işlerini yapacaksın. Evet. Bu arada yolun düşerse sigara fabrikasına uğrayacaksın, bir de meclise öyle bir arada bir boy göstereceksin. Desinler bak aferin olan bizim milletvekili de geldi, evet. Meclise desinler diye. Ben müstakbel mebus Şevket Süleyman çok teşekkür eder sana. Ben de teşekkür ederim.
Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Sea Life Long Beach. Muhteşem bir deniz manzarası, havuzlar ve birçok aktivite. 27.600'den başlayan çok özel fiyatlarla. Denize o kadar yakınsınız ki, deniz derken eşsiz kumsalıyla Long Beach'e sadece bir dakika yürüyüş mesafesinde. Sea Life Long Beach. Bir tatil evinden daha fazlası. Noyanlar Şirketler Grubu. 1973'ten beri güven inşa ediyoruz. Easy Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Elitok Kardeşler yönetimindeki Easy Shelf, tüm restoran, süpermarket, takeaway ve her türlü iş yerlerine uygun soğutucularıyla İngiltere'de rakip tanımıyor. En kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sizlere sunan Easy Shelf, 7 yıla varan garantili ürünlerini kapınıza teslim ediyor. Satış sonrası teknik servisiyle Easy Shelf'i tercih eden firmalar farkı fark ediyor. Easy Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Siz yalnızca hayal edin, Easy Shelf gerçekleştirsin. Bir garaj hayal edin. Siz çayınızı, kahvenizi içene kadar emofti testiniz yapılsın. Bir garaj hayal edin. Şehrin göbeğinde size ve herkese yakın olsun. Bir garaj hayal edin. Son teknoloji ürünü cihazlar kullanılsın. Hayal değil, böyle bir yer var. Best Motors. Her türlü araç için son teknoloji ürünü ATL sistemi ile emofti testiniz yapılır. Aracınız van mı? Yoksa minibus mu? O da sorun değil. Her türlü ticari araç, van, pick-up, minibus, midibus, minicab fark etmez. M-Mobility testinde güvenilir ve 16 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. Söz konusu M-Mobility testiniz, yani güvenliğiniz ise tek adres Best Motors. Vatan Catering, İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve takeaway'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Millmead Industrial Center, Millmead Road, Tottenham Hill, London M17 9QU. Telefonumuz 0208 801 7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim Vatan Catering. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, İngiltere'de yaşayan şehit ailelere ve malul gazilere madalyalarını takdim etti. Oldukça duygulu anlar yaşanan bu çok özel günden kameralarımıza yansıyan görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Thank you.
önemli günümüze katıldığınıza teşekkür ederim. Nisan'da Kıbrıs'a gittim de Ertan Ersan Bey ile derneklerine de görüştüm. Konsey bu törenin düzenlenmesi ve yardımcı olmamızı teklifte bulundular. Mehmet Reşat Bey bu törenin sorumlusu oldu. Reşat Bey çok emeği ve zamanını harcadı ve yaptığı yardımlardan dolayı kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bugünün anlamını hepimiz çok iyi biliriz. 1954'te başlayan ve 1963'ten 74'e kadar Kıbrıslı Türklerimizin harpta hayatlarını kayıp eden şehitlerimizi ve mağlul gazilerimizi hatırlamak ve onere etmektir. Biz hiçbir zaman unutmadık ve Kıbrıs'ta kardeşlerimizin harpta şehit ve mağlul gazilerimizi ve halkımızın ne kadar zor günler geçirdiklerini unutmadık ve unutmayacağız. Bizler sizin vatanınızda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, şehit ailelerinden ve mağlul gazilerimizden sizlere selamlar getirdim. Ve biz bugünkü yapacağımız programı buraya geleceğimiz günde Kuzey Kıbrıs'ta bulunan basınımız çok önem vermiştir. Bugün sizleri burada görmekten büyük bir sevinç duymaktayım. Yalnız dernekle ilgili, çalışmalarımızla ilgili bazı bilgiler sizlere vermek istiyorum. Derneğimiz 1 Ocak 1975 yılında kuruldu. 39 yıl oldu ve bu 39 yıl içerisinde ben derneğin kurucularındanım. 18 yıldan beri de derneğin genel başkanlığını yapmaktayım. Derneğimizin faaliyetlerini aziz şehitlerimize yaraşır şekilde yurt içinde ve yurt dışında tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çıkarmış olduğumuz birçok kitaplarda gerek Türkçe gerek İngilizce olarak yurt içinde ve yurt dışında dağıtıyoruz ve dağıtmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz için bir şiir yazdım. Bunu size okumadan geçemeyeceğim. Selam şehitler! Her türlü kahpeliğe göğüs gerem. Millet var olsun deyip can verem. Vatan sağ olsun diye toprağa girem. Ruhumuz şad olsun. Selam şehitler! Bayrağı canından aziz sayarak, aramızdan yıldız gibi kayarak, arkasında dul ve yetim bırakarak, ruhumuz şad olsun. Selam şehitler! Millet için evi barkı terk eden, azim ile düşmanını kahreden, ölürken de vatan hediye eden, ruhumuz şad olsun. Selam şehitler! Sayenizde toprağa vatan dendi, bayrağımız kanımızla renklendi, şanımızla bu millet şereflendi, ruhumuz şad olsun. Selam şehitler! Can verilir ama vatan verilmez, onun için denmiş şehitler ölmez, onlar yapar ama gözle görülmez, ruhumuz şad olsun. Selam şehitler! Savaşarak düşmanları kovdunuz, kanınızla esareti boğdunuz, sizler peygambere komşu oldunuz, ruhumuz şad olsun. Selam şehitler! Şehitlik insana en büyük olur, belki bir gün bize de kısmet olur, bu millet size dualar okur, ruhunuz şad olsun. Selam şehitler! Teşekkür ederim. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın kutlamaları ve etkinlikleri çerçevesinde Londra'yı ziyaret eden Şehit Aileleri ve Mağlul Gaziler Derneğimizin
değerli başkanı Ertan Ersan Bey'e ve temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar bugün buradalar, bizlerle duygularını paylaştılar. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün bu toplantıyı organize eden İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyimize, Mehmet Reşat Beyefendi'ye, konseyimizin koordinatörü ve yine Aysun Yılmaz Hanımefendi'ye, değerli başkan, çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere halkımız uzun yıllar Rum baskı ve zulmü altında büyük zorluklar içerisinde yaşamıştır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış Harekatı sayesinde uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yetkisini kullanan Türkiye'miz sayesinde, Barış Harekatı sayesinde can güvenliğimize, özgürlüğümüze kavuştuk. Bunun ötesinde kahraman halkımızın çetin mücadeleleri sonucu bu günleri gördük. Özgürlük mücadelemiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi her zaman hatırlamak bizim görevimizdir. Onların kahramanlıklarını, onların anılarını aktarmak, nesilden nesile aktarmak bizlerin görevidir. Bu görevi yürüten, şehit ailelerimize ve malul gazi ailelerimize sahip çıkan, onlara yardımcı olmaya çalışan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğimiz, bugün ulaşabildiği şehit ve malul gazi ailelerimize, şehitlerimizin manevi huzurunda madalyalarını takdim edecektir. Vatanımız için, ülkemizin esenliği için ölüme koşturan ve şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimize, malul gazilerimize her zaman minnet ve şükran duygularıyla bağlıyız. Onları bugün buradan tekrar anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, malul gazilerimizi minnetle, hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Sizlere de sevgi ve saygılarımı sunarım. Çok teşekkür ederiz. Şu karmaklıda Rumlar tarafından esir alındı. Şehit edildi ve cesedi halen daha bulunamadı. Madalyasını almak üzere Sayın Feriha Ahmet ve Nurhan Hanım'ı buraya davet ediyorum. Esasında bugün söylemeyecek çok şey var. Ben babamı kaybettiğim zaman 11 yaşındaydım. Onu çok az tanıyorum. Onu çok özlüyorum. Her an için aklımda biz üç kız annemle kalmıştık, esir alınmıştık küçük kaymaklıda. Babamın Rumlar tarafından alınıp götürüşünü hatırlıyorum. Onun arkasından gidişini hatırlıyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Onu çok tanımak isterdim. Çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum. Allah kimseyi babasız bırakmasın. Abi. Babaların yeri dolmuyor. Bütün babalara uzun ömürler diliyorum. Ben babamı çok özlüyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Mehmet Defteralı, 25 Aralık 1925 doğumlu olup 1967 yılında öldürüldü. Bakanlar Kurulu tarafından hadise kurbanı ilan edildi ve madalyasını almak üzere Sayın Fergül Tuğçe Hanımefendi'yi huzurlarınızda buraya davet etmek istiyorum. Ali Mehmet, 1963 Küçük Kaymaklı'da kayboldu ve cesedi halen daha bulunamadı. Madalyasını almak üzere Fuat Alkan'ı huzurlarınızda buraya davet etmek istiyorum. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Ölümlerin yerini zaten yani daha önceki hanım dedi ki babaların yeri doldurulmaz, kardeşlerin yeri doldurulmaz. Hatta kimsenin yeri doldurulmaz, ölenlerin yeri hiç doldurulmaz.
Benim kardeşim daha çiçeği burnunda 23 yaşında, 1963'te, 26 Aralık 1963'te evinden alındı ve o gidiş. Bir daha ne görüldü ne duyuldu. Birkaç defa şayalar çıktı, efendim Girit'tedir diye. Ben işimi gücümü bıraktım, Kıbrıs'tan Girit'e gittim aradım, olmadı. Sonra Rodos'a dediler, Rodos'ta işçi vardır ve bu Kıbrıs'ta esirler orada çalışır dediler. Oraya gittim baktım. Maalesef gene netice alamadık ve hala bugün ben kardeşime Allah rahmet eylesin diyemedim. Çünkü öldüğünü kabullenemiyorum. Ne yazık ki bu bir hakikattir. Yani sözü bu kadar şey var ki artık söyleyemiyorum da. 74 yılında savaşırken vuruldu ve malul gazi ilan edildi. Kendisini huzurlarınızda buraya davet etmek istiyorum. Uzun yıllardan sonra böyle bir recognition'ı almam çok mutluluk verdi. Sağ olun, böyle bir organizeyi yapmanız hakikaten cemiyetinize çok hayırlı ve olacaktır. Aynı zamanda birlik beraberlik olmak kopmuşuz. Biz burada, sizler orada. Fakat bu bir sebebiyet olup bizleri tekrar bağlayabilir. İleriye bakmamız lazım ve cemiyetimizi daha kuvvetli birlik içerisinde KKTC'yi de ancak böyle koruyabiliriz. 17 Aralık 1965 yılında vuruldu. Kendisini huzurlarınızda buraya davet etmek istiyorum. Bizler de adım adım Londra ekibi olarak vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve malul gazilerimiz önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Bizlere emanet ettikleri kutsal emaneti sonsuza dek yaşatıp nesilden nesile aktaracağımızı yineliyoruz. Bugün burada bir tarih oldu. Yıllardan sonra siz kardeşlerimizi sevindirdik ve biz de huzurlu olduk. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerde şad olmuştur. Şunu da vurgulayayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bir müddet sonra şehit ailelerine ve malul gazilere, mücahitlerimize, temetecilerimize madalyaları verecektir. Bunu da buradan arz edeyim çünkü yasa geçmiştir. Ben bu günü bize hazırlayan Konsey Başkanı Aysin Hanım'a plaket takdim etmek istiyorum derneğimizin. Evet. Uzakları yakınlaştıran Adım Adım Londra programından bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yepyeni bir Adım Adım Londra programında buluşuncaya dek. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Adım Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Adım adım Londra, kah orada kah burada, en uzaklarda siz neredeyseniz. Adım adım Londra, orada. Paylaşmak adına, kah orada kah burada, hayata dair özlediğini